İVL2 Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar. Günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Bültenimize ilk haberimizle başlıyoruz. Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre 21.492 test yapıldı. Bu kapsamda 987 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Toplam vefat sayısı 4.369 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre 21.492 test yapıldı. Bu kapsamda 987 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Son 24 saatte 29 hasta vefat etti. 1321 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1.853.754. Toplam vaka sayısı 157.814, toplam vefat sayısı 4.369 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 371, iyileşen hasta sayısı 120.015 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son verilere ilişkin iyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir paylaşımında bulundu. Ordu iş dünyası önemli bir ismi daha kaybetti. Özellikle hayırseverliğiyle tanınan Selami Poyraz, bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşerek 70 yaşında hayatını kaybetti. Vedasıyla tüm sevenlerini üzen Poyraz, memleketi Ulubey'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil Alemin, okunan Fatiha-i Şerifeleri ve İhlasat-ı Şerifeleri kabul eyle. Amin. Ordu sevilen ve tanınmış bir ismini daha kaybetti. Asıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhunu hediye eyledik, haberdar eyle. Amin. Çamsan, ordunun kurucusu merhum Yüksel Poyraz ve Poyraz Poyraz Fındık Entegre Sanayi kurucusu Mustafa Poyraz'ın kardeşi, Çamsan Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz'ın amcası Selami Poyraz kansere yenik düştü. Bir dönem TV52 Yönetim Kurulu üyesi olarak da medya sektöründe önemli hizmetler sunan ve yardımseverliği, hayvanlara olan tutkusuyla tanınan ordulu iş adamı Selami Poyraz'ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Merhum Selami Poyraz rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Ordu Ulubeyli olan merhum iş adamı Selami Poyraz 70 yaşındaydı. Şu anda ahirete uğurlamak üzere toplanmış olduğumuz, namazını kılacak olduğumuz Selami Efendi'ye haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Bedahi helal ettiniz mi? Helal olsun. Bekezalik helal ettiniz mi? Helal olsun. Bedahi helal ettiniz mi? Helal olsun. Ahirette sorulması gereken hak ve hukuklarınızı da helal ettiniz mi? Helal olsun. Bedahi helal ettiniz mi? Helal olsun. Merhum Rıfat ve Mevlüde Poyraz'ın oğlu, Nermin Poyraz'ın eşi, Tolga Poyraz'ın babası, merhum Yüksel Poyraz, Mustafa Poyraz, Mualla Sema, Fatma Poyraz'ın kardeşi olan iş adamının cenaze töreni bugün Ulubey Akoluk Mahallesi'nde yapıldı. Hufretün min huferin niran eylemeden masun ve mahfuz eyle, mizanını sakil eyle, hesabını kolay eyle, kabrini geniş eyle, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları içinde gerçekleşen cenaze törenine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Enver Yılmaz, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Sabri Çelebi öncülüğünde video konferans üzerinden yönetim kuruluyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Sırasıyla tüm yönetim kurulu tek tek bayramlaşarak yönetim kurulu üyesi Cenel Zengince'nin yaptığı duayla bayramlaşma programı son buldu.
Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Sabri Çelebi öncülüğünde video konferans üzerinden yönetim kuruluyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Genel Sekreter Ali Yaman'ın organize ettiği bayramlaşma programında konuşan Başkan Sabri Çelebi, pandemi sürecinde yaptığı çalışmalara da değinerek, özellikle Ramazan ayı dolayısıyla ORDEF'in ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımları yönetimiyle paylaştı. Çok şeyler de, yeni şeyler de öğrendik. Katkılar da oldu. Yani zamanı, şartlarını ve teknolojiyi değerlendirdik. İşte çalışmalarımızı ona göre yaptık. Malum ben daha önce de bahsetmiştik. Onlardan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Efendim işte sağlık hukuk komisyonlarından bahsetmeyeceğim. Onlar görev hazır halde bekledik. Sosyal Hizmetler Komisyonumuz yine yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda bu yılki iftar programımızın bütçesini yine hemşehrilerimizin çorbasında bir tuz olsun diye bir karar almıştık. Ya onu başarıyla tamamladık çok şükür. ORDEF Genel Sekreteri Ali Yamansa Başkan Sabri Çelebi'ye emeğinden dolayı teşekkür ederek yardımda bulunan tüm herkese teşekkür etti. Edecek bir şeydi bu. Bir ulusal markette anlaşıp işte telefonlara şifre göndermemiz gerçekten hani hem teknoloji anlamında bizi ön plana çıkardı. Teknolojiyi kullanan bir federasyon olma anlamında hem de hızlı bir şekilde insanlara ulaşma anlamında bir ilki gerçekleştirdik. ORDEF Başkan Vekili Avukat Abdülkadir Kacemer ise yönetimin Ramazan bayramını tebrik ederek yardımlarından dolayı herkese teşekkür ederek herkesin bayramını kutladı. Sabri Başkan'ın başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarımın ben bayramlarını kutluyorum. İnşallah bir dahaki toplantımızı federasyon merkezimizde yapacağız diye düşünüyorum. Çünkü hayat normalleşmeye doğru gidiyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Bizler evlerimizden çıkmıyoruz. Genel olarak da bu yapıda işi çok acil olanlar şey yapıyor ama devletimiz bir önleme aldı artık. Sırasıyla tüm yönetim kurulu tek tek bayramlaştı. Yönetim kurulu üyesi Celal Zengince'nin yaptığı duayla bayramlaşma programı son buldu. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Şu anda yönetim kurulu arkadaşlarımızla, dostlarımızla, çevremizde şifa bekleyen hastalarımız var ise Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar nasip eyle ya Rabbi. Tek yumurta ikizi doktorlar Onur ve Oğuz Şahin ilk görev yerleri olan orduda COVID-19'a karşı omuz omuza vererek hastalarına şifa dağıtıyor. Her gün gelen hastalara COVID-19 testi yapan ikiz doktorlar hastaların ateşlerini kontrol ederek sağlık durumlarını takip ediyor. Tek yumurta ikizi doktorlar Onur ve Oğuz Şahin ilk görev yerleri olan orduda COVID-19'a karşı omuz omuza vererek hastalarına şifa dağıtıyor. Ünye Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 3 yıl önce atanan ikiz doktorlar Onur ve Oğuz Şahin yeni tip koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alarak salgının bir an önce son bulması amacıyla ellerinden geleni yapıyor. Her doktor gibi sabah saatlerinde hastanedeki görev yerlerini alan Onur ve Oğuz Şahin, yönetmeliğe uygun şekilde önlemlerini aldıktan sonra hastalarıyla yakından ilgileniyor. Her gün gelen hastalara COVID-19 testi yapan ikiz doktorlar, hastaların ateşlerini kontrol ederek sağlık durumlarını takip ediyor. Hastanenin acil bölümünde görev yapan Şahin kardeşler birbirine benzerliğiyle de görenleri şaşırtıyor. Onur Şahin, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak çalıştıklarını, kardeşiyle birlikte bir süredir hastanede görev yaptıklarını söyledi. Ben Doktor Onur Şahin, o kardeşim Oğuz Şahin, ikimiz beraber Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak çalışmaktayız. Yaklaşık 2 yıldır buradayız. Bundan önceki süreçte, Covid'den önce normal çalışma şartlarındaydık. Ama korona başlayalı, koronavirüsle mücadele ediyoruz. İkimiz beraber çalışıyoruz. Genelde koronavirüs polikliniğinde bir tane pratisyen hekimimiz çalışmakta, diğer pratisyenlerimiz de sarı alan ve yeşil alanımızda çalışmaktadır. Yaşanan süreçte hiçbir ekipman sorunu yaşamadıklarını anlatan Şahin, bu konuda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Biz mesleğe zaten başladığımızdan beri omuz omuza çalışıyoruz. Tabii ki devletimizin bize ihtiyacı olduğu bu dönemde omuz omuza çalışmak bize kesinlikle gurur ve onur veriyor açıkçası. Devletimize de buradan başta başhekimimiz, Sağlık Bakanımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bize gerekli ekipmanı sağladıkları için şu an hiçbir konuda eksiğimiz yok. İlaç konusunda, ekipman konusunda gayet iyi durumdayız.
Doktor Oğuz Şahin ise günlük yapılan işlemler hakkında bilgi vererek korona polikliniğindeki hastalara kan tahlilleri ve gerekli tomografi çekimlerini yaptıklarını kaydetti. Sabah 9'da korona polikliniğindeki arkadaşımız korona polikliniğindeki hastalara kan tahlili ve gerekli tomografi çekimi yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı bu konuda bize vermiş olduğu bir eğitim karşılığında bir algoritma vardır. O algoritma uygulamaktayız. Hastalara öksürük, ateş, nefes darlığı ya da son 14 gün içerisinde yurt dışı öyküsü veya etrafında korona testi pozitif çıkan bir kişinin varlığı ya da yokluğu sorgulanır. Ancak bunların hiçbirinin olmamasında bile öksürük veya ateş veya nefes darlığının her 3 semptomundan ikisinin olması durumunda biz korona virüsünün varlığından şüpheleniriz. Nasıl bir yol izleriz? Kan tahlilini aldık, tomografi aldık, hastayı hiçbir şekilde kimseye temas ettirmeden sadece koronavirüs hastalarının takip edildiği izole servisini alırız. Oradaki tüm hemşire arkadaşlar ve sağlık çalışanlarımız koronavirüs yönetmeliğine uygun bir şekilde giyinmiş ve tüm önlemler alınmış durumdadır. Hasta orada müşahede altında durur, gerekli tedavisi verilir. Bunun sonucunda eğer koronavirüs testinden, koronavirüsün pozitifliğinden şüpheleniyoruz. Hastaya özel kabinimizde koronavirüs açısından sürüntü alırız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bolca zaman geçirmek zorunda kalan vatandaşlar zamanlarını değerlendirmek için gerek sanata yöneliyor, gerek yemek yapıp yeni tarifler denemeye. Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Alperen Yiğit, evde boş kaldığı zamanlarını Muhammed Lahsı fiyografisi yaparak geçiriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çocuklar evlerinde boş zamanlarını doldurmak için farklı yollar bulmaya çalışıyor. Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Alperen Yiğit, evde boş kaldığı zamanlarını Muhammed Lahsi fiyografisi yaparak geçiriyor. Zor günlerde boş zamanlarını fırsata çevirdiğini söyleyen Alperen Yiğit, el becerilerini geliştirdiğini belirtti. 20 yaş altına zaten yasak var, dışarı çıkamıyoruz. Bu zorlu günlerde ödevlerimi yaptıktan sonra ben de bu filografiyle uğraşıyorum. Hem canım sıkılmıyor hem el becerim gelişiyor. Arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim çünkü hem eğlenceli hem canları sıkılmaz. Bu Ramazan bayramımız buruk geçiyor. Büyüklerimizi ziyaret edemiyoruz. İnşallah bu zor günleri atlatıp eskisi gibi bayramımızı kutlayacağız. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Ellerini öpeceğiz. Onlarla sohbet etmeyi gerçekten çok özledik. Zor günleri atlatıp eski günlerimiz tekrardan geri dönmek nasip olur inşallah. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ordulu vatandaşlar bu bayramın buruk geçtiğini anlattı. Evlerinde olan vatandaşlar tedbirlere harfiyen uyduklarını ancak Ramazan bayramında sevdiklerini görememekten dolayı üzgün olduklarını anlattılar. Ramazan bayramı koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk geçiyor. Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamadıkları gibi bu bayramda sevdikleriyle de bayramlaşamıyor. Yan yana gelemeyen vatandaşlar telefonla görüntülü sohbet gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Ordu'da vatandaşlar bu bayramın buruk geçtiğini anlattı. Maalesef bir bayramı böyle buruk ve hüzünlü geçirmek durumundayız. Yaşlarımızı ziyaret edemiyoruz. Mezar üstlerimize gidemedik. Okuyamadık, üfleyemedik. Çok buruk bir durum içindeyiz. Biz de evde boş kaldıkça bunlarla uğraşıyoruz. İşte bıçak, işte balta. Çocukların bisikletlerini falan tamir ettik. Çocuklarla bu yıl uzaktakilerle telefonda sadece bayramlaşabildik. Buna da şükürler olsun, hamdolsun. Birbirimizi görüntülü arıyoruz, normal arıyoruz. Sevenlerimizle, arkadaşlarımızla, eşle, dostla, sosyal medya üzerinden telefonlarla irtibat kurabiliyoruz. Ama şükürler olsun, sokağa çıkma yasağına tabii ki devletimiz bir bildiği vardır. Buna doğal olarak hepimiz bir şey yapmak zorundayız. Evlerinde olan vatandaşlar tedbirlere harfiyen uyduklarını ancak bayramda sevdiklerini görememekten dolayı üzgün olduklarını anlattılar. Eski bayramların tadı yok. Görüyorsun etrafta kimse de yok. Ne çocuk geliyor bayram şeker almaya, ne tatlı yemeğe gelen var. Hiç kimse yok. Biz bizeyiz. Köyde sakin bir bayram geçiriyoruz.
Daha önce bayramlarda cami yanında keşkek yahni yenildi. Şimdiki bu hastalık dolayısıyla bunlar da yok. Sakin bir şekilde bayramımızı geçiriyoruz. Özcan Tunur isimli vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı ve işten geç çıktığı için oğlu Ramazan Talha Tunur'a doğum günü pastası alamadı. Baba Özcan Tunur ve Vefa Destek Sosyal Grubu'ndan ricada bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu Kızılay ekipleri Ramazan Talha'ya pasta sürprizi yaparak doğum gününü kutladı. Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Karahamza mahallesinde yaşayan Özcan Tunur, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı ve işten geç çıktığı için oğlu Ramazan Talha Tunar'a doğum günü pastası alamadı. Baba Özcan Tunur, oğluna sürpriz yapamadığı için üzülerek Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan ricada bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu Kızılay ekipleri Ramazan Talha'ya pasta sürprizi yaparak doğum gününü kutladı. Özcan Tunur ekiplere teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. İşten geç çıktım. Oğlumun doğum gününün pastasını alamadan gelmiştim. Bugün de doğum gününde biraz üzüntülü görünce ben de Kızılay'ın Vefa Destek Grubu'nu aradım. Sağ olsunlar, onlar da bize yardımcı oldular. Buradan Kızılay Fasla Şubesi'ne ve Türk Kızılay'ına teşekkür ediyorum. Oğlumu mutlu ettiler. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yaz ve kış mevsiminde önemli uğrak noktası olan Gligli Çeşmesi'ne saldırı gerçekleştirildi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşmenin kırılan parçalarının Ankara'dan yeniden yapıldığını ve kısa süre içerisinde yerine monte edileceğini söyledi. Ordu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Çambaşı yolu üzerindeki Gligli Çeşmesi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonrası adeta paramparça oldu. Yaz ve kış mevsiminde önemli uğrak noktası olan Gligli Çeşmesi'ne saldırı gerçekleştirildi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşmenin kırılan parçalarının Ankara'da yeniden yapıldığını ve kısa süre içerisinde yerine monte edileceğini söyledi. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar karşınızda olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Ramazanlar temelinde güven var. Karadeniz'in yaylalarında konuşlanan ordulu arıcılar kar yağışı altında bayramın 3. gününü kovanlarının başında arılarının bakımını yaparak geçirdi. Bir kar yağar ince ince topçuların halince. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Seveceğiz dile dile biz cehennem topçuları. Kar kalınlığı bazı şehirlerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Topçuların halince seveceğiz dile dile. Karadeniz'in yaylalarında konuşlanan ordulu arıcılar, kar yağışı altında bayramın 3. gününü kovanlarının başında arılarının bakımını yaparak geçirdi. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.